Yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesinin en önemli sonuçlarından biri de gece gündüz süresinin yıl boyunca değişmesidir. Yıl boyunca güneş ışınlarının geliş açıları arasındaki fark arttıkça gece ile gündüz arasındaki süre farkı da artmaktadır. Burada arkadaşlar bakınız, güneş ışınlarının geliş açıları arasındaki fark arttıkça gece gündüz süre farkı da artmaktaymış. Yukarıda verilen bilgiye göre harita üzerinde gösterilen bölgelerin hangisinde yıl boyunca gece gündüz süresi arasındaki fark en azdır demiş. Arkadaşlar burada yaz ve kışlar sık sık yaz ve kış mevsimleri gözlenebildiği için bir eğik bir dik, yani geliş açılar arasındaki farklar oluşur bu bölgelerde. Lakin şu çizgi ekvator çizgisi olarak kabul edilirse, ekvatora en yakın bölgeyi Z olarak aldığımızda genellikle güneş ışınları yılda iki kez dik, haricinde de dike yakın geldiği için, yani 90 dereceye yakın bir açıyla geldiği için arasında, güneş ışınları arasında, geliş açısı arasında bir fark oluşmaz. Bu sebepten dolayı gece gündüz süreler arasında da pek fark yoktur. 12 saat gece, 12 saat gündüz civarındadır bu bölgede. O yüzden doğru öncül C olacak. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bir cisme güneş ışınının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Güneş ışınlarının geliş açısı büyüdükçe gölge boyu kısalır. Daha önce de çözdük bu tarz sorular. Grafiğe baktığım zaman 21 Haziran tarihinde gölge boyu en küçük çıkmış. Gölge boyu en küçük çıktığına göre güneş ışını belli ki tepeden gelmiş, dik gelmiş. 21 Haziran'da dik geldiğine göre hava sıcak, yani hangi mevsim var? Yaz. 21 Haziran'da yaz varsa burası hangi küre? Kuzey yarım küre. Bu cismin diyor yıl içerisinde gölge boyunun değişimini gösteren bu grafiğe göre bilgilerden hangisi ya da hangilerine ulaşılır? Bulunduğu yarım küreye, hemen bunu bulduk zaten. Kış ve yaz mevsiminin hangi aylarda yaşandığına, buna da ulaşabiliriz değerli arkadaşlar. Haziran ayında yaz, işte Aralık ayında kış yaşanıyor belli ki. İklim özelliklerine asla ulaşamayız bu bilgilerden. Sadece gölge boyu bilgilerinden iklim özelliklerine ulaşamayız değerli arkadaşlar. Yani doğru cevap 1 ve 2 olacak. Devam ediyorum 3. sorumla. Konya karasal iklime sahip olup kışları soğuk ve karlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. Bizim bölgeyi anlatıyor. Yanında Konya ilinin 20 Haziran 24 Haziran tarihleri arasındaki hava durumu tablosu verilmiş. Bu tabloya göre diyor hangileri doğrudur? Baktığım zaman tabloda sıcaklıklar var. Farklı günlerde farklı hava olayları gözlemlenmiş. Hava olayları diyor sabit olmayıp günden güne değişkenlik gösterebilir. Bakınız, günden güne değişkenlik gösterebiliyor. Sabit değil tabloya baktığınız zaman. Bir bölgenin hava olayları her zaman o bölgenin iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Her zaman iklim özelliğini yansıtmaz arkadaşlar. Yani havada güneş açtı diye iklimi karasal diye bir şey yok. Yani bu tablodan zaten anlayamayız. Hava sıcaklığının aynı olduğu zaman dilimlerinde aynı hava olayı yaşanmayabilir. Hava sıcaklığının aynı olduğu zaman dilimlerine bakıyorum değerli arkadaşlar. Birinde açık, birinde bulutlu, birinde yağmur az, birinde yağmur çok değişebiliyor. Yani buradan üçüncü öncülü de çıkartıyoruz. Doğru öncül C öncülü olacak. Dördüncü soruya geçiyorum. Öğretmen öğrencilerle birlikte rüzgar oluşumlu şekilde verilen deneyi gerçekleştirmektedir. Bu deneyle ilgili yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Şekil 1'de öğretmen cam kap içerisine aynı sıcaklıkta olan 22 derecede su ve toprak koymaktadır. Arkadaşlar birinci şekilde su ve toprak var aynı sıcaklıkta. Daha sonra şekil 2'de düzeneye bir ışık koyuyor, lamba, ve 15 dakika lambayı açıyor. Ve suyun sıcaklığı 27 dereceye, toprağın sıcaklığı ise 35 dereceye çıkıyor. Üçüncü şekilde ise aynı kaba, yani ısınmış kaba, duman şeklinde bir gaz ilave ediliyor ve bu dumanın arkadaşlar toprağa doğru hareket ettiği gözlemleniyor. Bakınız, toprağa doğru hareket. Yani bu tarafa doğru bir rüzgar oluşumu gözlemleniyor. O zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? Bu tarafa doğru rüzgar oluşumu var ise yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yöndeki hava hareketine rüzgar denir. O zaman benim suyun olduğu bölgem yüksek basınçlı bölge oldu. Toprağın olduğu bölge alçak basınçlı bölge. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Bakınız, suyun sıcaklığı 27 derecede kalmış. Toprağın sıcaklığı 35'e çıkmış. Daha sıcak bir bölge. Sıcak, alçak. Tekrar hatırlatıyorum değerli arkadaşlar. Buradan buranın alçak basınçlı olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bakıyoruz öncüllere. Şekil 1'de her iki bölgede de aynı basınç alanları oluşmaktadır. Şekil 1'e baktığım zaman su 22 derece. Toprak da 22 derece. Sıcaklık farkı olmadığı için basınç farkı da yok. Basınç farkı olmadığı için burada basınç alanları aynıdır diyebiliriz.
Şekil 2'de topraklık kısmı sıcaklığındaki artış fazla olduğu için burada yüksek basınç alanı oluşmaktadır. Arkadaşlar şekil 2'de toprağın sıcaklık artışı fazla, doğrudur. Lakin bu bölgede yüksek basınç değil, alçak basınç olacak. İkinci ifade gitti. Üçüncü ifade, şekil 3'te sudan toprağa doğru hava akımı, rüzgar oluşmakta. Evet, sudan toprağa doğru bir rüzgar oluşmakta. Ve toprak üzerinde yükselici, su üzerinde ise alçalıcı hava hareketi oluşmaktadır. Arkadaşlar burası yüksek basınç alanları. Yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi vardır. Alçak basınç alanlarında ise yükselici hava hareketi vardır. Yani su üzerinde yükselici, toprak üzerinde yükselici, su üzerinde ise alçalıcı hava hareketi vardır. Doğru bir ifade. Yani doğru öncül 1 ve 3 olacak. Baktığım zaman Bursa şıkkında mevcut. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın, ses kirliliği arttı. Pencereyi kapattım. Beşinci soruya geçtim. Mendel'e göre bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan alel genlerin çaprazlanması ile oluşacak baskın fenotipli birey homozigot veya heterozigot olabilmektedir. Yani baskın genin homozigot veyahut heterozigot olabilmekte olduğunu söylüyor. Çekinik fenotipli bireyin ise sadece homozigot olabileceğini, yani ikisinin aynı olabileceğini söylüyor. Bu açıklamalara göre kalıtım ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum. Baskın fenotipli iki bireyin çaprazlanmasıyla çekinik fenotipli bireyler elde edilemez. Bakınız arkadaşlar. Baskın fenotipli iki bireyi çaprazladığım zaman çekinikli birey elde edebiliyorum. Edilemez demiş. Çaprazlama sonucu oluşan F1 döllerinin tamamı baskın fenotipli ise, çaprazlama sonucu oluşan döllerinin tamamı baskın fenotipli ise, yani tamamı şöyle de olabilir, tamamı böyle de olabilir. Çaprazlanan bireyler zıt fenotipe sahip ve ikisi de saf döl genotipli olabilir. Yani şunu söylüyor arkadaşlar, bakınız. Eğer ben bu ikisini çaprazlarsam, ikinci öncülü düşünerek, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A. Hepsi baskın fenotipli oldu. Heterozigot baskın fenotipli oldu. Bu durumda zıt fenotipe sahip diyor çaprazlanan bireyler. Bakınız, homozigot baskın, homozigot çekinik. Evet, yani buradan biz bunu çıkartabiliyoruz. Devam ediyorum. Fenotipleri farklı iki homozigot dölün. Fenotipleri farklı iki tane homozigot döl. Yine ikinci öncülde yazdığımız. Bakınız, fenotipleri farklı, ikisi de homozigot. Çaprazlanmasıyla homozigot döl meydana gelir. Baktığım zaman hepsi heterozigot olacağı için homozigot döl meydana gelmez arkadaşlar. Yani doğru öncül yalnız 2 olacak. 6. soruya geçtik hemen. Bezelyelerde sarı tohumluluk geni yeşil tohumluluk genine baskındır. Sarı yeşile baskınmış. Tek karakter yönden iki bireyin çaprazlanmasına bağlı olarak meydana gelen genotip çeşit oranları grafikte verilmiştir. Arkadaşlar grafiğe baktığım zaman oluşan bezelyelerimin %50'si saf döl olmuş. %50'si melez döl olmuş. Çaprazlanan bu bezelyelerin genotipi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Birinci öncülü çaprazlayalım. Büyük, 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 küçük, büyük, küçük, küçük, küçük. Değerli arkadaşlar, baktığım zaman saf döl, saf döl, melez döl, melez döl. Yani %50'si, 4'te 2'si saf, 4'te 2'si melez. Yukarıdaki grafiğe örnek verebilirim ben bu çaprazlamayı. İkinciyi çaprazlayalım. Büyük, küçük, büyük, küçük, 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 küçük. Yine baktığım zaman %50'si melez, %50'si saf döl. Ben bunu da yukarıdaki grafiğe uyarlayabilirim. Üçüncü ifadeye baktığım zaman çaprazlıyorum. Büyük, küçük, büyük, küçük, büyük, küçük, büyük, küçük. Hepsi melez çıktı. Ben bunu yukarıdaki grafiğe örnek vermem. Dördüncüye baktığım zaman büyük, 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 küçük, büyük, 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 küçük. %50'sinin melez, %50'sinin saf olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani dördüncü ifadeyi de buna örnek veririz. Cevap 1, 2 ve 4 olacak. Yedinci soruya geçiyorum.
İnsanlarda diyor kahverengi gözgeni mavi gözgenine baskındır. Kahverengi maviye baskındır. Deniz aile soyacını incelediğinde aşağıda sadece annesinin ve kendisinin mavi gözlü olduğunu, diğer aile fertlerinin kahverengi gözlü olduğunu tespit etmiştir. Buna göre Deniz'in ailesinin soy ağacı ile ilgili. Arkadaşlar Deniz ve annesi mavi gözlüymüş. Kahverengi maviye baskın olduğu zaman işte kahverengiye biz böyle olabilir dersek mavi kesinlikle ne olmalı bu? Yani Deniz'in annesi ve Deniz gördüğümüz yerlere maviyi yapıştırıyoruz. Hemen yapıştırıyorum. Evet. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gibi olabilir? Baktığım zaman arkadaşlar Deniz homozigot çekinik fenotipe sahip. Bunu küçük hanım birini şunu almıştır. Birini de annesinden almıştır. Deniz olmuş olabilir yani birinci ifade var. İkinci ifadeye baktığım zaman Deniz'in annesi mesela şu ikisinin oluşumundan oluşmuştur. Arkadaşlar Deniz'in annesiyle Deniz'in babasını çaprazladığımız zaman küçük küçük gelme ihtimali yok. Bakınız, küçük küçük gelme ihtimali yok. O yüzden buradan Deniz oluşmuş olamaz. Yani Deniz başka bir bireye ait oluyor bu durumda. Yani bu iki anne babadan olmaz. Şimdi buraya baktığım zaman yine Deniz'in annesi küçük A küçük A'yı almıştır. Yani buradaki bu iki ifade olmuş olabilir. Buradan da şu iki küçük A ile küçük A eşleşip Deniz olmuş olabilir. Yani bu bireylere de ait olabilir. Birinci ve üçüncü ifade doğrudur. Sekizinci soruya geçiyorum. Toplumda sık görülen göz kusurlarından biri miyop rahatsızlığıdır. Miyop olan insanlar uzak mesafeyi tam olarak göremezler. Bu rahatsızlık genellikle çocuk yaşlarda başlamakta ve ergenlik dönemine kadar aynı hızla devam etmektedir. Anne ve babanın herhangi birinde miyop hastalığı varsa çocuklarda ortaya çıkma ihtimali en az %50'dir. Bu durumda yapılması gereken çocuk bir yaşındayken göz doktoruna gitmektir. Yani götürülmelidir. Çünkü gözün tembelleşme riski vardır. Arkadaşlar burada bakınız bir püf nokta vermiş. Anne veya babada diyor herhangi birinde miyop rahatsızlığı varsa çocukta ortaya çıkma ihtimali en az %50'dir. Demek ki bu miyop rahatsızlığı baskın olarak taşınıyor değerli arkadaşlar. Miyop hastalığının toplumda oldukça sık görülmesinin sebebi hangisi olabilir? Baskın taşındığı için arkadaşlar, baskın genlerle aktarıldığı için toplumda her ailede miyop rahatsızlığı olabiliyor. B öncülü olacak. Dokuzuncu soruya geçtim. Adaptasyon ve modifikasyonun birbirine karışmasına neden olan ortak noktalarının en başında canlının çevre şartlarına uyum sağlaması gelmektedir. Her iki durumda da canlı çevreye uyum sağlar ve her iki durumda da fiziki yapısında değişiklik olur. Bu değişimi ayırmada özelliklerinden hangisi ya da hangileri kullanılabilir demiş. Arkadaşlar adaptasyon ve modifikasyonun birbirine karışmasında karıştırılır. Her ikisi de arkadaşlar çevreye uyum sağlama olarak tanımlanıyor. Lakin ikisini birbirinden ayırt eden bazı farklar var adaptasyon ve modifikasyonu. Kalıtsal mı değil mi? Eğer kalıtsalsa biz buna ne diyoruz? Adaptasyon. Kısa zamandaysa bu modifikasyondur ama uzun zamanda uzun nesiller boyunda sürecinde gerçekleşiyorsa çevreye uyum dediğimiz adaptasyondur. Yavru hücreleri aktarılıyorsa nesilden nesile aktarılma olayı bu da adaptasyonda gerçekleşir. Yani bu üç ifade modifikasyon ve adaptasyonu birbirinden ayırır. Yani doğru öncülü olacak. Mikrofonları kapatalım. 10. soruya geldik. Her ne kadar LGS'de çıkmasa da birinci dönem sınavı olduğu için içerisinde bir adet görmediğimiz yani çıkmayacak bir konu çıkmış. Yine de anlatalım arkadaşlar. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütleli x başlangıçta katıymış ve y sıvısına ait ısı sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Arkadaşlar katıysa hal değiştirmiş, sıvıya geçmiş. Sıvı ise hal değiştirmiş, gaza geçmiş. O zaman benim bu sıcaklığım erime sıcaklığıdır. Burası ise kaynama sıcaklığıdır. Buna göre x ve y maddeleri ile ilgili. X ve y maddeleri aynı cins madde olamaz. Birisi 60 derecede erimeye başlamış, birisi 60 derecede kaynamaya başlamış. Kesinlikle bunlar farklı maddeler. X maddesinin kaynama sıcaklığı Y maddesinin kaynama sıcaklığından fazladır. X maddesine baktığım zaman 60 derecede erimiş. Demek ki daha yukarılarda bir yerde kaynayacak. Ama bu direkt 60'ta kaynamış. Daha fazla olacaktır. X ve Y maddelerin erime ısıları birbirine eşittir. Arkadaşlar bakınız. 350 derecelik bir erime ısısı var. 350 derecelik bir buharlaşma ısısı var. Erime ve buharlaşmaları birbirine eşit. İkisinin erime ısısı değil. Dikkat ediniz. Yani doğru öncül yalnız 2 olacak. 11. soruya geçiyorum.
Güzel bir soru. Çıkabilecek bir soru. Dikkatle dinleyelim. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar gibi kalıtsal özelliklere sahip olmalarına adaptasyon denir. Adaptasyonların oluşması uzun yıllar sürmektedir. Öğretmen adaptasyonla ilgili bilgiyi verdikten sonra aşağıdaki örneği vermiştir. Kurbağalar bir sıçrayışta 3 metrenin üzerine yükselebilirler diyor. Bugün yaşayan kurbağaların o kadar yükseğe sıçrayamayan atalara sahip olduğunu düşünürsek, arkadaşlar şunu söylemiş. Bugünkü kurbağalar 3 metre yükseğe zıplayabiliyor iken, sıçrayabiliyor iken ama ata bireyleri sıçrayamıyormuş. Buna göre diyor öğrenciler diyor aşağıdaki cevaplar ile doldurmuştur. Aslı demiş ki sıçrama yeteneği birkaç nesil sonra bütün kurbağalarda gelişir. Yani bugünkü kurbağaların 3 metreye yükselebilmeleri bütün kurbağalarda gerçekleşeceği anlamına gelmez. Daha yükseğe sıçrayabilen kurbağaların oranı zamanla artmıştır. Burada bu ifadeyi çıkartabiliriz, zamanla arttığı ifadesini. Çünkü günümüzdeki kurbağalar artık sıçrayabildiğine göre zamanla 3 metrenin üstüne çıkabilecek kurbağalar oluşmuştur. Yani sayıca artmış demektir. Yani bu durumda Ege'nin ifadesi doğrudur. Bu cevaplarla ilgili diyor. Aslı'nın yorumu doğrudur. Hayır, yanlış. Ege'nin yorumu doğrudur. Evet. Çünkü yükseğe sıçrayabilme özelliği ilgili bireylerde yırtıcılardan kaçmak çevreye uyum anlamında üstünlük sağlamıştır. Arkadaşlar bakınız önceki nesiller 3 metreye yükselemezken günümüzdeki yani bugün kurbağalar 3 metre yükselebiliyor. Demek ki avından kaçmak için yani yırtıcılardan kaçabilmek için çevreye üstünlük sağladığını anlatıyor bu ifadede. Ege'nin yorumu doğrudur evet. Çünkü az sayıda bireyde hızlı bir şekilde genetik değişim meydana gelmiştir. Yani burada az sayıda mı çok sayıda mı ile ilgili bir ifade yok arkadaşlar. Yani ben bunu bu öncülden çıkartamıyorum. Yani doğru öncül C öncülü olacak. 12. soruya geçtim. Katı haldeki cisimlerde basıncın oluşmasını sağlayan basınç kuvveti F daima cismin ağırlığına eşittir. Arkadaşlar katı basınç eşittir P eşittir G bölü S, Prof Galatasaray demiştik. Ağırlık için yani G eşittir F demiştik. Yani basınç kuvveti aynı zamanda ağırlık demektir. Katılarda unutmayınız. Katılarda basınç kuvveti aynı zamanda ağırlık demektir. Basınç cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır. Ağırlık arttıkça basınç artar, yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şekilde verilen x, y, z cisimlerin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri. Aslında basınç dese daha doğru olurmuş. Birbirine eşittir. Buna göre yukarıdaki cisimlerin yere uyguladıkları basınçların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakınız yere uygulanan basınçlar eşitmiş. Yüzey alanı 1, atıyorum basıncı da 1 olsun. Yüzey alanı 1 ise basıncının 1 olmasının ağırlığının kaç olması lazım? 1. 1 bölü 1'den basınç 1 çıksın. Yüzey alanı 3, ağırlığı kaç olmalı ki basınç 1 çıkacak? 3. Yüzey alanı 2, ağırlığı kaç olmalı ki basıncı 1 çıksın? 2. Bakınız basınç kuvvetleri birbirine eşittir demiş ya. 1 bölü 1, 3 bölü 3, 2 bölü 2. O zaman Z cismimin ağırlığı 2, Y cismimin ağırlığı 3, X cismimin ağırlığını da 1 olarak buldum. Şimdi X cisminin ağırlığı kaç? 1. Y cisminin ağırlığı kaç? 3. Toplam kaç etti? 4. X cisminin yüzey alanı kaç? 1. 4 bölü 1'den basıncım kaç çıktı? 4 Pascal. Y cismimin yüzey alanı kaçmış? 3S 3. Ağırlığı kaç Y cismimin? 3. Z cismimin 2. X cismimin 1. 3, 2, 1 daha 6 Newton'luk bir ağırlık düşünün. Yüzey alanı da 3. Basıncımız kaç çıktı? 2 Pascal çıktı. Evet Z cismimin ağırlığı kaçtı? 2. X cismimin ağırlığı 1. Y cismimin ağırlığı 3. Toplam ağırlık yine 6 ama yüzey alanına baktığım zaman Z en tabanda olduğu için 2, basıncım kaç çıktı? 3 Pascal. Basıncı en fazla olan şekil 1, ondan sonra şekil 3, ondan sonra şekil 2. Yani 1, 3, 2 olacak. Arkadaşlar mükemmel bir soru. Beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Yıldız atıyorum siz de bir yerlere kaydedin bu soruyu değerli arkadaşlar. Okuyorum. Katı basıncı katı haldeki bir cismin bir başka yüzeye dokunduğunda o yüzeye uyguladığı basınçtır. Basınç bir yüzeye uygulanan dik kuvvetin yüzey alanına oranıdır. Yani birim yüzeye etkiyen dik kuvvete biz ne diyorduk? Basınç diyorduk. Ağırlığı önemsenmeyen şekildeki kaplar sabit debili bir musluk tarafından doldurulmaktadır. Aman dikkat arkadaşlar, sabit debili.
Bakınız, musluklarda sabit de bir şu demek. Bir dakikada atıyorum 5 litre su çıksın. O musluktan da bir dakikada 5 litre su çıkıyor demek. Değerli arkadaşlar. Bir dakikada 5 litre su çıkıyor demek. Sabit debi bu demek. Özdeş oranda su akışı var demek. Musluk açıldığı andan itibaren kap doluncaya kadar geçen süre içinde kabın tabanının yere uyguladığı basıncın zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? Bakınız. Kabın tabanının yere uyguladığı basınç. Aman dikkat, hangi basıncı soruyor bize? Katı basıncını soruyor. Sıvıyı sorsa idi biz bu durumda şunu yapardık. Ya bunun ağzı dar, basıncı hızla artacaktır. Bununki kare şeklinde olduğu için doğrusal şekilde artacaktır. Bu önce hızla artıp daha sonra yavaşlayacaktır. Yani doğru cevap A şıkkı olacaktı sıvı basıncını sorsaydı. Lakin bize katı basıncını soruyor arkadaşlar. Yüzey alanlarına bakıyorum kapların aynı. Musluktan akan sular da aynı. Bir dakikada aynı su akıyor. Yani ağırlıkları da 5 dakikada 5 litrelik su var. Bizim için yükseklik önemli değil ki. Arkadaşlar içerisindeki su miktarları aynı. Ağırlıklar aynı. Yüzey alanları da aynı. Yani 3 kapta da basınçlar eşit olacaktır. Aman dikkat. 14. soruya geçiyorum. Yine güzel bir soru. Asit yağmurları tüm çevreye zarar vermektedir. Ancak bundan en çok etkilenen ormanlar ve tarım alanlarıdır. Toprağın yapısındaki magnezyum ve kalsiyum gibi bitki gelişiminde önemli elementleri toprağın derinliklere taşınmasına neden olur ve böylece toprak zayıflar. Arkadaşlar topraktaki magnezyum ve kalsiyumu asit yağmurları tabana doğru ittiriyor. Tabana doğru sen ittirirsen buraya bitki ektiğin zaman kökleri bunlara ulaşamıyor. Ve üretim ne oluyor bu durumda? Zayıflıyor. Toprak zayıflıyor. Üretim düşüyor. Ağaçlar kuruyor. Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları gölün dengesini bozarak balıkların ölmesine sebep oluyor. Ayrıca mermer, kum taşı ve kireçten yapılara zarar veriyor değerli arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz hem ağaca hem tarihi eserlere zarar veriyor. Yani bunları anlatmış. Aşağıda diyor bu sorunun çözümü için öneriler sunulmuş. Buna göre anlatılan duruma karşı alınabilecek bireysel önlemlerin en önemlisi. Bakınız şunu anlatıyor. Aşağıda diyor hepsi bir önlem, bir öneri. Ama bireysel olarak her bir vatandaşın yani evinizde, ortamınızda, etrafınızda, arkadaşın yapması gereken en önemli önlem. Orman yangınları engellemeli, yeşil alanları artırmalıyız. Arkadaşlar tamam çok önemli ama en önemlisi bu değil. Endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takmaz. Bu bireysel bir şey değil arkadaşlar. Evet, enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmeliyiz. Kalitesiz kaçak kömürlerin kullanımını biz engelleyemeyiz. Onu bakanlıklar falan yapar. Yani bizim burada bireysel olarak alacağımız en önemli önlem bireysel dediği için doğru öncül C olacak. Enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmeliyiz. Evet, Elif burada mısın? Elif Arslan. Mikrofonunu açar mısın? Buradayım hocam. Sıla burada mı? Değil galiba, bilmiyorum. Değil galiba. Şimdi şu 15. soruya baktığımız zaman Elif niye seni çağırdım mikrofona? Size bir pipet yaptırmıştım hatırlıyor musun? Evet. Şişelerin birine pipeti kısa yapmıştık. Diğer arkadaşlar da seninle birlikte dinlesinler. Diğerini uzun yapmıştık. Ve beherin içerisine ters çevirmiştik. Önce hangisi bitecek diye. Önce hangisi bitmişti? Elifçim. Hocam bir dakika. Kısa pipet ve uzun pipeti ters çevirdiğimizde önce hangisi bitmişti? Hocam uzun pipet. Uzun pipetli olan daha çabuk bitmişti. Neden? Oradaki sıvı basıncı daha fazlaydı. Bize de Evet. aynen bunu soruyor. Suyun boşalma süresi diyor. Ters çevirdiğimde ağzına kadar dolu kaplarda birinin pipeti kısa, birinin uzun. Uzun pipetteki sıvı daha çabuk bitecektir arkadaşlar. Bakınız yine tekrar ediyorum. Laboratuvarda da yaptırmıştık. Çıkacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Elifciğim. Önemli Bir değil. mikrofondan ses alamadık ama teşekkür ediyorum. Evet, 16. soru. Çoğunuzun itiraz edeceği bir soru. Yine de okuyalım. Fen bilimleri öğretmeni sınıfta bir yaprak gazete ve tahta cetveli kullanarak bir deney gerçekleştirmiş.
Aslında bunu da yapmıştık. Şekil 1'de tahta cetveli çeyreği dışarıda kalacak şekilde masaya yerleştiriyor. Cetvelin sarkan tarafına yukarıdan aşağıya doğru hızlıca vuruyor. Şekil 2'de ise masanın üzerindeki cetveli aynı pozisyonda yine çeyreğe çıkacak biçimde yerleştiriyor. Bu sefer masanın üzerine arkadaşlar kalan kısmını bir gazete ile örtüyor ve tekrar cetvelin sarkan tarafına kuvvet uyguluyor. Ve ikinci durumda cetveli kırıldığını gözlemliyor. Yukarıda gerçekleştirilen deney ile ilgili hangileri doğrudur? Kıymetli gençler, ikinci ifadeye hızlıca bir göz atalım. Deneyde cetvelin kırılmasına neden olan etken gazete yaprağının ağırlığıdır. Bakınız, gazete yaprağının ağırlığıyla hiçbir alakası yok. O zaman gazete yerine başka daha ağır bir şey kullansaydı arkadaşlar. Gazete ağırlığı sadece hava basıncını etkiliyor burada değerli arkadaşlar. Yani bununla hiçbir alakası yok. Bu sebepten dolayı ikinci öncülü eliyoruz. Birinci öncüle baktığım zaman bu deneyde öğrenciler havanın dokunduğu tüm yüzeylere basınç uyguladığını kavrar. Değerli arkadaşlar, bence buradan şu mantığı çıkartabiliriz. Aslında basınç kuvveti denilse daha doğru olurdu. Her şey aynı. Buraya biz bir gazete parçası sermişiz ve bu durumda aynı kuvveti uygulamışız. Cetvel kırılmış. Yani açık hava basıncının etkisi var burada değerli arkadaşlar. Yani birinci ifadeyi de havanın dokunduğu tüm yüzeylere basınç uygulandığı ifadesini çıkartabiliriz. Ve buna bağlı olarak gazete cetvele göre daha geniş bir yüzeye sahip olduğu için ikinci durumda etki eden hava basıncı da daha fazla olur. Bu sebeple cetvel kırılır. Üçüncü ifadeyi de ben çıkartmış oluyorum. Yani doğru öncü D öncülü olacak. 17. soruya geçtim. Periyodik tablo sorusu. Periyodik tablo bilinen kimyasal elementlerin tümünü belirli özelliklere göre sıralar. Elementler artan atom numaralarına göre soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru sıralanmıştır. X, Y, Z, T elementlerinin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili verilen grafiklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Arkadaşlar X'imizi yazıyorum. 4. periyot 1A grubunda. Z ise 1. periyot 8A grubunda. T 2. periyot 6A grubunda, Y ise 3. periyot, Y ise 3. periyot 3A grubunda. Baktığım zaman periyot grafiği verilmiş. X diyor 4. periyot, Y 3. periyot, Z 1. periyot, T 2. periyot olarak vermiş. Doğrudur. 1, 3, 2, 4 şeklinde. X, Y, Z, T'ye baktığımız zaman grup numaraları X'e 1A, Y'ye 3A, Z'ye 8A, T'ye 6A. Evet 1, 3, 6, 8 bu da verilmiş aynı şekilde. Arkadaşlar son katmandaki elektron sayıları burada tuzak var. Hepiniz artık düşmeyiz bu tuzağa bizim öğrenciler özellikle. Bunun helyum olduğunu her ne kadar 8A grubunda olsa da 2 elektron olduğunu bilmemiz gerekiyor. X 1A grubunda 1 elektron, Y 3A grubunda 3 elektron, T 6A grubunda 6 elektronu var. Ama Z'ye dikkat, 2 elektron olacak. Yani doğru verilmiş. Doğru öncül 1, 2 ve 3 olacak. 18. soru. Arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç. Bu da kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Sönmemiş kireç inşaatlardaki kireç havuzuna dökülür. Yani bunu kireç havuzuna döküyorlarmış. Yeterli miktarda üzerine su döküyorlar ve karıştırıyorlar. Ne elde ediliyormuş? Sönmüş kireç. Sönmemiş kireci su ilave edildikten sonra arkadaşlar havuzdaki sıcaklık artmış. Özellikle kirecin sıcaklığı iki kat artmış. Ve kaynamalar, kabarcıklar, buhar oluşumu gözlenmiş. Sıcaklık artmış, kaynama, buhar gözlemlenmiş. Yani burada ne gerçekleşiyor değerli arkadaşlar? Kimyasal bir değişim gerçekleşiyor. Bu oluşumla ilgili sönmemiş kirece su eklenmesiyle oluşan sönmüş kireç bir karışım olduğu için olay fiziksel değişim örnektir. Hayır, kimyasaldır. Tepkime sonucunda ısı açığa çıkmış olup zamanla sönmüş ve sönmemiş kireç farklı maddeler olduğu için gerçekleşen olay kimyasal değişim örnektir. Sönmüş ve sönmemiş kireç yapısal olarak birbirine benzemektedir. Hayır arkadaşlar, artık kimyasal değişim olduğu için yapısı bozuldu. Doğru cevap yalnız 2 olacak.
Devam ediyorum 19. soruyla. Evet. Mikrofonu kapatalım. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Fen bilimleri dersinde öğretmen aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Erlenmeyer var. Hasan 2 salak Osman 4 dediğimiz sülfürik asit tartı. Çinko parçaları balon. Arkadaşlar çinko parçasını gördüğünüz zaman metal hemen aklınıza gelmiş olması lazım. Ve burada da asit var. Asitlerin metallerle tepkimesi sonucu ortaya çıkan olayı gözlemleyeceğiz belli ki. Ne açığa çıkıyordu? Hidrojen gazı arkadaşlar. Hatırlatırım. Yanıcı hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Bakınız beherin içerisinde sülfürik asit var. İçerisinde çinko parçalarını atıyor. Biz de atmıştık. Hepinizi zehirliyordum tüm okulu. Hatırlarsınız arkadaşlar. Elimi falan yakmıştım. Daha sonra bu çinko parçaları sonucunda ne açığa çıkmıştı? Duman. Üzerine de bir balon eklemiştik ve balonun hacmi zamanla artmaya başlamıştı. Arkadaşlar. Burada şey demiş. Deney öncesi sülfürik asit çinko parçaları balonla birlikte tartılmış 300 gram çıkmış. Deneyden sonra tekrar tartıyor yine 300 gram çıkıyor. Çünkü açığa çıkan gaz uçup gitmedi. Balonda kaldı. Her ne kadar bizim yaptığımızda uçup gitse de laboratuvara havaya uçuracak olsak da neredeyse. Ama burada uçup gitmemiş. Balonda toplanmış. Bu deneye göre kimyasal tepkimelerde giren maddelerin kütleleri toplamı ile ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşittir. Doğrudur arkadaşlar. 300 gram girmiş, 300 gram oluşmuş diyoruz. Kimyasal tepkimelerin sonucunda gaz sıkışı gözlemlenebilir. Balonun şişmesinde bunu anlayabiliyoruz. Yapılan deneyde maddelerin sadece kimyasal özelliği değil arkadaşlar. Fiziksel özellikleri de değişiyor. Çinko parçası artık bir gaza hatta sıvıyla karışıp sıvı ve gaz karışımına dönüşmüş oluyor. Katı sıvı gaz değişimi olduğu için arkadaşlar burada bir fiziksel olay da gerçekleşmiş. Yani doğru öncül 1 ve 2 olacak. Son sorumuz güzel bir soru. Asit baz sorusu. Yine ayraçlar sorusu. Arkadaşlar bu tarz sorularda şu ifadeleri vermek durumunda Milli Eğitim. İnşallah öyle olur. Yani biz bunları size ezberletsek de sorularda verilme durumunda. Ama her ihtimale karşı size ezberleyin demiş idik. Fenolftaleinle ilgili kısa bir bilgi. Fenolftalein asitlerde renksiz far. Hatırlıyor musunuz? Pis Fenerbahçe demiştik, özür diliyorum. Fenolftalein bazlarda pembe renk verir demiştik. Metil oranj için sarı kırmızılı takım demiştik. İşte bazlarda sarı, asitlerde ise kırmızı renk olur demiştik. Turnusol kağıdı anneler, analar kızartır, babalar morartır falan demiştik. Şimdi bakalım. 3 tane kap verilmiş. Üçünde de farklı maddeler var arkadaşlar. Hatta birinde asit, birinde baz ve birinde nötr çözelti olduğunu söylüyor. Bunları diyor, hangi işlemleri yaparsak diyor, cinslerini belirlemiş oluruz diyor arkadaşlar. Belirlenebilir diyor. 1 ve 3 nolu kaplara ayrı ayrı metil kırmızısı damlatılırsa, metil oranj damlatılırsa 1 ve 3'e. Arkadaşlar mutlaka biri sarı, biri kırmızı ya da biri turuncu, biri sarı olacaktır. Atıyorum biri kırmızı oldu, bunda ne var diyeceğiz? Asit. Biri sarı oldu, bunda ne var diyeceğiz? Baz. Pardon, 1 ve 3. O zaman burada ne vardır diyeceğiz? Nötr. Yani ben bunları metil oranj damlattığım zaman iki kaba, ikisinin cinsini belirlerse üçüncüsü de ortaya çıkar doğal olarak. Yani birinci ifade var. 1 ve 2 nolu kaplara ayrı ayrı hem mavi turnusol kağıdı hem de kırmızı turnusol kağıdı batırılırsa. Bakınız 1 ve 2 nolu kaplara kırmızı turnusol kağıdı damlattığım zaman mutlaka ikisinden birinde renk değiştirecek. Birini belirleyecek. Aynı şekilde mavi damlattığım zaman, mavi batırdığım zaman yine ikisinden birini belirleyecek değerli arkadaşlar. İki kabı belirlemiş olacağız. Üçüncüsü de ortaya çıkacak. Üçüncü ifadeye geldiğim zaman 3 kaba da diyor ayrı ayrı fenolftalein çözeltisi. Arkadaşlar bakınız üçüne de damlatırız. Fakat ikisinde bakınız fenolftalein asitlerde renksiz ama burada tabloda tuzlarda da renk değişimi olmuyormuş. Yani asit ve tuzu ayırt edemeyiz. Atıyorum pembe renk verdiğine baz deriz ama iki kapta da renk değişimi olmazsa asit mi tuz mu? Bize bunu belirlemez. Yani doğru cevap 1 ve 2 olacak arkadaşlar.